Hepinize merhaba. Bir gün daha bu kanala hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar tabu olarak görülen, belki birazcık insanlarla konuşmakta ya da sormakta sıkıntı çektiğiniz bir mevzuyla karşınızdayım. Yurt dışında bu konuda benzer videolar gördüm ve ben de neden Türkiye'de de bu şekilde bir video olmasın, neden konuşamayalım diye düşünerek böyle bir şey yapacağım. Pek çok genç kızın bu konuda aklında sorular olduğunu biliyorum. Bilinçlenmek çok önemli. O yüzden bu videonun altına lütfen saçma sapan yorumlar yazmayın arkadaşlar. Neyse, sonuç olarak bugünkü videomuzda ilk ilişkiniz esnasında başınıza gelebilecek şeyler ve ne gibi önlemler alınması gerektiğinden bahsedeceğiz. Bu arada eğer bu kanala abone olursanız ileride gelecek olan farklı tarzdaki içerikleri kaçırmamış olacaksınız. Bunu nasıl yapıyoruz? Aşağıdaki abone tuşuna tıklıyoruz ve yanında çıkan zil işaretini mutlaka aktifleştiriyoruz. Bu sayede bildirim alabileceksiniz. Bunun dışında eğer videoyu beğenirseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı da unutmayın diyorum ve hemen başlıyorum. Öncelikle bilmemiz gereken şey, her vücut yapısı farklıdır ve ilk ilişki esnasında başımıza gelebilecek şeyler de bu nedenle değişiklik gösterir. Bazıların duygusal durumunda çok daha farklı tepkiler oluşurken fiziki anlamda da ortaya çıkan şeylerde değişiklikler olacaktır. Vücut yapısına bağlı olarak bazen birazcık böyle hafif bir kan ya da pembe renkte bir sıvı çıkabilirken bazen hiçbir şey çıkmayabiliyor. Gene vücudun farklılığına dayanarak bazı kadınlarda ağrı oluşurken diğerlerinde o kadar da büyük bir ağrı oluşmuyor. Kanamanın olması veya olmaması o bölgedeki kızlık zarının esneklik durumu bağlı. Yani birazcık zorlanan bir vücutta, özellikle sporcu kadınlarda kızlık zarında önceden bir yırtılma olmuş olabilir. Hatta bisikletçi insanlarda bile gözüküyor bu. Yani bisikleti böyle zor tempoda kullanan veya işte bu konuda profesyonel olan insanlarda kızlık zarı önceden yırtılmış olabiliyor. Bakiyelik kavramına ne derece önem veriyorsunuz ya da vermezsiniz, bunu ben bilemem. Böyle şeylere, konulara kesinlikle girmeyeceğim çünkü bunlar hassas mevzular, ama eğer böyle bir bakış açınız varsa karşı tarafı yargılamadan önce bu tarz şeylerin de olabildiğini bilmelisiniz. Yani ilişki esnasında kanamanın olması da normal, olmaması da gayet normal. Bununla ilgili en iyi açıklamayı size karşınızdaki kişi verecektir. Ona inanmanız ve güvenmeniz zaten ilişkinin temelini oluşturuyor. Eğer çok ağır bir kanama olursa hemen bir kadın doğum uzmanına gözükmeniz gerekiyor. Sakın korkmayın, böyle bir şey olma olasılığı çok çok düşük. Ama biz ne olur ne olmaz diye bunu da belirtelim. Önemli olan ilk ilişki esnasında karşınızda çok güvendiğiniz bir insanın olması. Lütfen bu konuyu hafife almayın ve gerçekten inandığınız bir insanla, çok sevdiğiniz biriyle bunu yapın. Neden böyle bir şey söylüyorum? Çünkü ilk ilişkide bu ağrı olayları, işte korkular, panikler yaşandığı için karşınızdaki insanın da size karşı olan tutumu çok önemli. Özellikle ilk ilişki esnasında bilimsel olarak da yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Kişinin kesinlikle çok rahat olması gerekiyor, kasılmaması gerekiyor. O yüzden de karşı tarafında bu güveni vermesi lazım. Eğer acı düzeyini en aza indirmek istiyorsanız buna dikkat edin. Şu anda bu konu hakkında konuşurken geriliyorum, biliyor musunuz? Eğer bu videoyu yabancı bir ülkede yapıyor olsaydım büyük ihtimalle şu anki gerginliği ve stresi hissetmeyecektim. Ne şekilde yorumlar gelir diye düşünmekten inanın kendimi alamıyorum. Sonuçta tabu olmaya devam ettikçe pek çok genç kızın başına gelenleri kimse anlayamıyor. İnsanlar böyle çok ön yargıyla yaklaşıyor bu olaylara. Bence konuşulması ve tartışılması gereken şeylerden biri. O yüzden şunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Sizin kafanızda kurduğunuz o hayal ettiğiniz ilk ilişki filmlerdeki gibi olmayacak. Böyle olmayınca da karşıdaki acaba beni sevmiyor mu ya da kendi hislerinizle ilgili şüpheye düşmeniz normal. Ama durumun bununla hiçbir alakası yok. Sonuçta ilk ilişkide her iki tarafta gergindir arkadaşlar. Zaman verin. Her şeyin zamanla daha oturduğunu ve güzelleştiğini göreceksiniz. Bunun yanında pek çok kişi ilk ilişkisinde korunma yöntemlerinden habersiz. Çoğu kez genç kızlar bunu annesiyle bile konuşamaz hale geliyor. Ve internete girip baktığı şeylerde de çoğu kez yanlış bilgiler edinebiliyor. Bunun da gene eğitim alınması gerekiyor ki bilinçli bir şekilde doğum kontrol yöntemlerini anlayabilsin. Bu da istenmeyecek sonuçları engelleyecek. Eğer o anda karşınızdaki kişiyle buna devam etmek istemiyorsanız bunu belirtin arkadaşlar. Kendinizi zorlamayın. Çünkü zorlanacak bir şekilde yapılması gereken bir olay değil bu. Belki de hislerinizden emin değilsiniz, pişman oldunuz, aceleye getirdiniz. Bunun için erken olduğunu düşünüyorsunuz. Vücudunuzun ve ruhsal yapınızın buna hazır olmadığını hissettiniz. Hiçbir zaman geç değil, her zaman geri dönebilirsiniz ve bunu karşı tarafa lütfen anlatmayı ihmal etmeyin ve sadece karşı tarafın isteklerini tatmin etmek için asla böyle bir şeye girişmemelisiniz. Yani hayır demenin doğru anı, yanlış anı yok. Zaten karşınızdaki kişi doğru kişi ise bunu anlayışla karşılayacaktır. Yardımcı olmaya mutlaka çalışacaktır. Günümüzde ilk ilişkiye girme yaşı gitgide aşağıya doğru çekilmiş durumda. Bu yüzden de genç insanların bu konuda bilgi sahibi olmasının önemi çok büyük. Özellikle 20 ile 24 yaş arasında olan kadınların ilk ilişki esnasında hamile kalma olasılıklarının çok yüksek olduğunu hatırlatalım. Eğer bu konuyla ilgili hazırlıksız olduğunuzu hissediyorsanız mutlaka öncelikle bir araştırma yapın, uzman kişilere danışın, annenizle, ailenizle konuşmaya çalışın. Ve bunun öncesinde kesinlikle harekete geçmeyin. Çünkü pişman olabileceğiniz sonuçlar ortaya çıkabilir. İlk ilişki esnasında psikolojik oluşan durumlardan biri de insanın ne yapacağını bilememesidir. Sonuçta
daha önce hissetmediğiniz, yaşamadığınız bir şeyle karşı karşıyasınız. Böyle bir psikolojide olmanız çok normal. Doğamız gereği sonuçta Tanrı'nın bize bahşettiği bir şey olduğunu unutmayalım. Yaşanması gerekiyor ve bir şekilde atlatılması gereken bir süreç. Her ne kadar psikolojik anlamda kendinizi ilk 1-2 hafta tuhaf ve rahatsız hissetseniz de. Bazı kadınlar ilk ilişkiden sonra kendilerini suçlu hissediyorlarmış. Kendiyle ilgili sorunlar olduğunu düşünme eğilimine giriyormuş. Bunun nedeni ise hani ilk ilişkiyi kafamızda birazcık farklı hayal ettik ya da karşı tarafa o ilgiyi hissettiremediğimizi gördük diye kendimizi böyle hissedebiliyoruz. İlk ilişki sonrasında uzmanlar diyor ki bunu biriyle paylaşmak aslında doğru bir davranışmış. Bir arkadaşınız, en iyi dostunuz, sizi her zaman dinleyecek biri mutlaka vardır. Ya da belki de hani sizden yaşça büyük biri olabilir. O belki de zaten ilişkisi vardır, işte evlidir vesaire. O insanla bunları konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz. Hatta böyle biriyle öncesinde önlemler almak adına konuşursanız sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bunu yapacaksanız da lütfen sizi yargılamayacak bir insan olduğuna emin olun ki kendinizi iyice kötü hissederek durumu zorlaştırmayın. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.